Her şey şu bardaktaki suya bakış algımızla ilgili bir şeydi. Ben bardağın büyük bir kısmı dolu olduğunu görüyorum. Başka bir kişi negatif enerjiye sahip, ailesiyle, çevresiyle, eşiyle, çocuklarıyla barışık olmayan, sürekli negatif iletişimde bulunan bir kişi eksikliklerini görecektir. Sizin de girişte ifade ettiğiniz gibi Demet Hanım, gerçekten kişilik özelliği çok önemli bir yere sahip. Kişilik özelliği belirleyicidir bence. Bunun yanında hani insanların farklı özellikleri, farklı deneyimleri de aslında katkı getirebiliyor bu süreçte. Sorunuzu ben özür dilerim, örnek verirken kaçırdım. Hocam şimdi az önce hep sporun müzik Evet, olumsuz etkinliklerinin özelliklerine değinmemiz. Evet, özellikle özür olumlu dilerim. Evet. etkilerinden bahsettik ama biraz da olumsuzlardan bahsedelim istiyorum. Tahmin edeceğimiz gibi şiddet en önemli sonuçlarından bir tanesi. Saldırganlık ne yazık ki. İnsanın içgüdüsel olarak kontrol edemediği bir takım duygular söz konusu. Sağlıklı bir şekilde yönetebilirseniz her şeyi kontrol altına alırsınız. Ama yanlış başa çıkma da reddetme, hayır. Ortada bir sorun varsa o sorunu kabul edip onunla etkin bir şekilde mücadele etmemiz, reddetme davranışlarımızda bulunmamamız gerekiyor. Ötelemek de iyi bir başa çıkma yöntemi değil. Genelde biz izleyicilerimize de şunu paylaşmamıza yarar, iki türlü başa çıkma yöntemi kullanıyoruz. Bir, problem odaklı başa çıkma, yani problemle yüzleşmek, problemi yönetmek ve değiştirmek. Bunu başaramıyorsak, ki hep biz bunu öneriyoruz, bu problem çözme yöntemini, duygusal odaklı başa çıkma. Yani problem ortaya çıkmıştır, sorunu çözememişsiniz, onu duygusal sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz ki bu ayrıca bir stres faktörü. Çok zor bir koşuldu. Buna dikkat etmelerini ben özellikle vurgulamak istedim. Problemler yaşanabilir. Problemle yüzleştiğimizde mutlaka problemi çözmek için gayret etmemiz gerekir. Saldırganlık, risk alma davranışı ve şiddet eğiliminde bulunmamamız gerekiyor. Şimdi stres yönetim programlarında en çok vurguladığımız özellik bu davranışları yapmıyoruz.